MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran, Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü belde belediyelerinin meclislerinde aldıkları birleşme kararlarını desteklediklerini, en başından bu yana büyükşehir yasasına karşı olduklarını ifade etti. Asım Başaran birleşme kararı alan beldelerden birinin de MHP'li belediye olduğunu ifade ederek belde belediyelerinin kapatılma noktasında vatandaşların görüşlerinin alınmamasını eleştirdi. Başaran hükümeti sert sözlerle eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi. Bu büyük şehrin halkımıza dayatıldığını düşünüyoruz. Bunu bu şekilde idrak ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin hiçbir vilayetinde biz büyük şehir olalım diye sokağa çıkan kimse yok. Ve burada bu yarımadada 11 belediye millet iradesiyle teşekkür etmişti. Yani referandumla sonuçlanmıştı 11 belediyeye ayrılması. Şimdi sormak isterim sizlerin Kent TV aracılığıyla. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yönetim kurulunun 7 kişiden 20 kişiye çıkarmasını millete soruyorsunuz da Anayasa Mahkemesi'nin yapısının sayısını kaç olsun diye millete soruyorsunuz da milleti işinize geldiği zaman anayasa profesörü gibi algılıyorsunuz da milletin kendi beldesinin belediyesinin kapatılıp kapatılmaması noktasında niye millete sormuyorsunuz? Referandum yapılmasını istiyorsunuz. Tabii ki millet iradesi dediğiniz zaman millet ne istiyorsa demokrasilerde ölçü budur. Milletin istediğidir uygulanacak olan. Şimdi burada hiçbir iktidarın yetkililer de bu konuyla ilgili gelip yarımada halkıyla paylaştıkları hiçbir şey yoktur. Ve tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum ki bu büyükşehir yasası gündeme getirildiğinde bunun biz araştırdık. Bir tek Oslo'daki yapılan görüşmelerde buna benzer ifadeler görüyoruz. Türkiye'nin siyasi gündeminde böyle bir şey yoktu. Ve bugün de çok net olarak ortaya çıkıyor ki büyükşehir yasası hiç kimseye sorulmadan bu millete dayatıldığında bugün İmralı görüşmeleri bu kadar gündemdeyken niyetin ne olduğunu da sizlerin kanalı aracılığıyla saygıdeğer yarımada halkının takdirlerine sunuyorum. Bu doğrultuda Gündoğan, Göltürkbükü ve Yalıkavak Belediyesi'nin bu teşebbüslerini biz parti olarak destekliyoruz. Gündoğan, Göltürkbükü ve Yalıkavak Belediyesi'nin birleşme yönündeki girişimlerini MHP olarak desteklediklerini belirten Başaran konuşmasını şöyle sürdürdü. Tabii ki gönül arzu ederdi ki Turgut Reis de bir ilçe olsun. Turgut Reis'in de kriterleri bir ilçe olmayı hak ediyor. Tekrar Kent TV aracılığıyla sormak istiyorum. Fethiye'nin Seydi Kemer beldesi ilçe olmayı hak ederken Turgut Reis'in neyi eksiktir de ilçe olmayı hak etmiyor? Bodrum Yarımadası kendine parlamentoda kendi toprağından yetişmiş bir siyasetçi veremediği için mi Turgut Reis ilçe olamıyor da Fethiye'nin Kemer beldesi Seydi Kemer olarak ilçe olarak ihdas ediliyor? Bunu da Kent TV aracılığıyla tüm yarımada halkının takdirlerine sunarak iktidarın yetkililerinden de bir açıklamayı bekliyoruz.